Merhaba arkadaşlar. Yusuf elinde her geçen gün bir yer daha sular altında kalıyor. Artık sona yaklaştık diyebiliriz. Bu nedenle de yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar ellerinden geldiğince Yusuf elinde bulunan tarihi yerleri de son son gezmeye çalışıyorlar. Tekkale'de bulunan bu tarihi şapel ve eski zindan olarak da kullanılan bir bölge varmış. Buralarda büyük bir ihtimalle sular altında kalacak ve yine ziyaretçiler son son buraları ziyaret ettiler. Şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum ve videonun devamında da Tekkale köyünü inceleyeceğiz. Şimdi kısaca Yusuf Elinden bahsetmek istiyorum. Belki videomuzu ilk defa gören arkadaşlar olabilir. Zaten abonelerimiz konuya vakıflar fakat ilk defa izleyecek arkadaşlar için kısa bir özet geçmek istiyorum. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı neticesinde birçok yerleşim yeri sular altında kalacak. Hatta bugünlerde artık tamamına yakını sular altında kaldı diyebiliriz. Bu nedenle de istimlaklar, yani vatandaşlara bedel ödenerek bu bölgelerden taşınmaları sağlandı. Ve eski Yusufeli ilçe merkezi de sular altında kaldığı için yukarıki bölümde hemen eski ilçe merkezinin hemen üst tarafında biz Yusufeliler yansıtıcılar bölgesi olarak ifade ediyorlar. O bölgeye ilçe kuruldu ve birçok aslında Yusuf elinde bulunan köyde bu barajdan etkilendiler ve köylerde etkilenen vatandaşlar için de birçok yerde yeni köyler inşa edildi. İşte Tekkale köyü olsun, Peterek'te yine yeni yerleşim yeri inşa edildi. Bildiğim kadarıyla yine Kölük içinde yeni yerleşim yeri inşa edildi. Bu tarz yerler içinde, yani sular altında kalacak olan veya işte baraj dolayısıyla yol yapım çalışmalarından kaynaklı olarak bozulmalardan dolayı işte vatandaşlar etkilenmesin diye bunlar bağ ve bahçeleri devlet tarafından değerleri ödenerek alındı ve onlara da yeni yerler tahsil edildi. Şöyle hemen az önceki görüntülerin diğer tarafını sizler için de göstermek istiyorum. Burası ilçe merkezinin başladığı taraf. Diğer taraf Tekkale köyüydü. Hemen zaten eski ilçe merkezinin çok yakınında bulunan bir köydü. Sol üst taraftaki binalar yeni yapılan ilçe merkezinin 3. bölgesi. İlçe oradan başlıyor. Şöyle aşağıya doğru da hemen eski ilçe merkezinin başlangıcı, yani o su dolan taraf en uç nokta eski ilçe merkeziydi. Hemen şu gördüğümüz yukarıdaki o sol üst köşedeki yerse az önce sizlere paylaştığım köyün yeni yapılan yerleşim yeri. Yani o köy sular altında kaldığı için
O köyün yerine hemen ilçeye yakın bir konumda tek kale tekrardan inşa edilmiş ve oradaki vatandaşlar da burada hak sahibi olarak yeniden bir hayat kurdular. Yani Yusufeli ilçe merkezinde olduğu gibi yine köylerde de halk dışarıya gitmesin diye böyle işte yeni yerleşim yerleri inşa edildi. Şöyle eski Tekkale köyünü karşı açıdan da sizler için çekmek istedim. Burası da sular altında kalacak olan ve birçoğu da zaten sular altında kalmış Tekkale köyünün hemen karşı taraftan görüntüsü. Yukarıda tabii henüz sular altında kalmayan binalar var. Az önce yine sizlerle de paylaşmıştım. Karşıdan da görüyoruz. Orada bir kilise vardı. Kilise dediğim şapel yani. Buralar tabii Yusufeli ilçesi ve Artvin sürekli böyle el değiştirdiği için Hristiyan yapıtlarına da oldukça çok rastlayabiliyoruz. Orada da şapele rastlamıştık. Zaten eski ilçe merkezinde de yine Kazıoran'ın karşısında bir mahallemiz vardı. Orada da şapel görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Yani Yusufeli'nde bu tarz yapılara rastlamak mümkün. Fakat işte barajdan dolayı da birçok tarihi yapıda sular altında kalmış olacak. Yusufeli Barajı'nda artık sona yaklaştık diyebiliriz. Günler çok hızlı bir şekilde ilerledi ve aslında barajı bu noktaya kadar ulaşacağı hiç aklımıza gelmiyordu. Artık sona yaklaştık ve Ağustos ayında da ilk üretim gerçekleşecek diyelim. Buradan izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.